nabzını tuttuğumuz postlara hoş geldiniz. Ben Nermin Balayeva. Bu hafta yine dopdoluyuz. Yine birbirinden ilginç konu ve konuklarla hayata dair merak ettiğiniz her şey bu programda olacak. Hazırsanız başlayalım. Poster bu hafta da dopdolu. Çok sevilen dizilerde yer aldı. Birçok tiyatro oyununu sahneye taşıdı. Bu kez moda dünyasına adım atan Neslihan Yeldan'la çok özel bir söyleşi. Bu hafta ilginç bir sergideydik. Başımızda siyahtan bir hale dedik. Ahmet Doğu İpek'in ürettiği eserleri gezdik. Yaz mevsiminde formda kalmanın sırrı ne? Neler yemeli, nelerden vazgeçmeli? İdeal kiloya sahip olmanın püf noktalarını uzmanına sorduk. Hepsi ve daha fazlası birazdan posterde. Geçtiğimiz hafta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Sanattan sağlığa hayatımıza girenler, yaşamın renkli ayrıntıları haber turumuzda. ...1986 yılında vizyona giren ve bir kült haline gelen Tom Cruise filmi Top Gun, telif hakkı davasıyla gündeme geldi. İsrailli bir yazarın ailesi filmin orijinal hikayesinin yazara ait olduğunu iddia ederken, 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun, Maverick'ten telif hakkı talep etti. Amber Heard'e karşı açtığı iftira davasında Johnny Depp'in avukatlığını yapan ve adını bütün dünyaya duyuran avukat Camille Vasquez'in Hollywood'da taliplerinin arttığı konuşuluyor. Yaklaşık 6 hafta gündemi meşgul eden davada 7 kişilik jüri heyeti Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Pitt, 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hissesini Rus bir iş adamına satan Jolie'yi kendisine bilerek zarar vermekle suçluyor. Jolie ve Pitt'in 2008 yılında satın aldığı Fransa'nın güneyindeki Miraval Şatosu aynı zamanda çiftin 2014 yılında evlendikleri mekan olma özelliğini taşıyor. Her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyilerinin belirlendiği MTV ödülleri sahiplerini buldu. 26 dalda ödülün dağıtıldığı törene Jennifer Lopez'in konuşması ve ağlaması damga vurdu. Lopez, hem Marry Me isimli şarkısıyla en iyi şarkı ödülüne hem de nesiller boyu kazanan ödülüne layık görüldü. Pop müziğin ikonik ismi Madonna'nın hayatını konu alacak filmde Madonna'yı canlandıracak isim belli oldu. Ozark ve Inventing Anna gibi yapımlarla tanınan Emmy ödüllü oyuncu Julia Garner'a Madonna'yı oynaması için teklif götürüldü. Dünyanın en ünlü rock gruplarından Bon Jovi'nin eski bas gitaristi Alec John Such, 70 yaşında hayata veda etti. Grubun hit şarkılarına imza atan Such, grup arkadaşlarıyla son buluşmasında "Onları ölesiye seviyorum, her zaman seveceğim" sözlerini sarf etmişti. Birçok dizide rol aldı, birçok tiyatro oyununu sahneye taşıdı. Çok çalışkan bir oyuncu Neslihan Yeldan. Şimdilerde de çok başarılı bir girişimci. Onunla buluştuk ve bakın neler konuştuk. Ne kadar güzel bir gündü. Sen, ben, baban. Olmuş. Düşündüğüm şeyi sakın söyleme bana. Ne yazık ki evet.
Neslihan Hanım hoş geldiniz. Posta'da sizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, siz de hoş geldiniz. Ederiz. Biz de çok iyi. 90'lı yıllarda Bir Demet Tiyatro'daki Freya karakteriyle başladınız mesleğe bildiğim kadarıyla. O zamandan bugüne hayatınızda neler değişti? Çok şanslıyım ki çok fazla insanın seyrettiği, Türkiye'de ve dünyada çok sevilen işler yaptım. Bir çocuk yetiştirdim, onu başka bir ülkeye gönderdim okuması için. Hala da çalışmaya, üretmeye devam ediyorum. Mesleğinizle yanaşı hem de kendi markanızı kurdunuz. Bununla ilgili biraz konuşabilir miyiz? Ben oyuncu olmadan önce moda tasarımcısı olmak evet. istiyordum. Bir genç kız olarak öyle bir hayalim vardı. Ama tiyatro... İlk önce tiyatro, sonra dizi oyunculuğu hayatıma girince ve bu benim çok vaktimi alınca onu bir kenara koymak zorunda kaldım. Ta ki 1,5 yıl öncesine kadar. 1,5 yıl önce biraz da tesadüfler sonucu aslında böyle bir niyetim olmamasına rağmen bana gelen bir hediyeyle, bir ipek eşarp hediyesiyle ben bu işi neden yapmıyorum, ben bunu yapmak istiyordum diye yola çıktım. Oğlum için bir marka evet. kurdum çünkü mesleğimi her zaman yapamayacağımı Hı-hı. düşündüm. Özellikle şimdi bir ayağımız artık Londra'da. Londra'da olduğum sürece hani burada bir diziyi yürütebilmem ya da bir tiyatro oyununa devam edebilmem çok zor. Oğlum ve geleceği için bu markayı kurdum. Çok da memnunum, güzel gidiyor. Çok güzel. Peki neler üretiliyor? Tasarımları size ait mi? Her şeyin tasarımı bana ait. Her şeyin üretimi bana ait. Yani arkamda koskocaman bir ekip olduğu düşünülüyor. Mesela şu da benim tasarımım bir elbise. Çok güzel. Ama aslında her şeyi ben yaptım. Öyle tasarımcılar, satış departmanı falan böyle herkes 10-15 kişilik bir ekip zannediyor ama yok. Biz şu an daha küçüğüz. Umarım büyürüz, umarım kocaman bir ekip olur ama henüz emekleme aşamasında bir marka. İşte böyle elbiseler tasarlıyorum, hı hı. kumaşları alıyorum, modeliste götürüyorum, oradan işte atölyeye gidiyor. İşte parfüm notalarını seçiyoruz kozmetik şirketiyle. Şimdi bir roll-on gelecek, tamamen kimyasalsız, tertemiz içerikli bir roll-on. Böyle küçük küçük üretimlerle devam ediyorum. Peki hem oyuncu hem iş kadını hem de çok güzel bir annesiniz. Teşekkür ederim. Zorlanıyor musunuz bu üçünü yaparken? Zor mu, kolay mı? Dışarıdan bakan zor olduğunu görmeyebilir. Evet. Şahane bir hayatım olduğunu düşünebilir ama hepsini bir arada yürütmeye çalışmak benimle aynı durumda olan insanların anlayabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki sizi hangisi daha çok heyecanlandırıyor? Tiyatro mu, dizi mi? Beni yeni ilginç bir proje heyecanlandırıyor. Yani bu tiyatro ya da dizi olması fark etmez ama tiyatro sahnesine çıktığım zamanki heyecanım bambaşka bir şey. Çünkü orada yüzlerce insanın karşısında hata yapmadan 1 saat, 1,5, 2 saatlik bir performans sergilemek zorundasınız. Yani dizide bunu tolere edebiliriz. Hata yapınca tekrar çekebiliriz. Ama yeni bir dizi projesine de heyecanlanırım ama hani sette heyecan duymam da eğer mesleki bir heyecansa o tiyatro sahnesindeki heyecan. Oğlunuz oyuncu olmak istiyor mu? Oğlum oyuncu olmak istiyordu bir ara. Şimdi vazgeçti. Çünkü çok sosyal, çok dışa dönük, çok enerjik bir çocukken şimdi ergenlikle beraber içine kapalı bir çocuk haline dönüştü. O yüzden şu an yapamayacağını düşünüyor ama henüz 15 yaşında. Mesleğe karar vermek için erkence bir yaş. Bakalım onun daha neler bekliyor. Peki son olarak genç meslektaşlarınıza neler önerirsiniz? Eğitim, eğitim, eğitim arkadaşlar. Lütfen yani alaylı olup yetenekli olan insanlara da inancım var. Ama
oyunculuk, eğer bana soruyorsanız, ölene kadar 80'e 90'a umarım hayat bize sağlıklı öyle uzun bir ömür verir. Ölene kadar yapabileceğimiz bir meslek ve ben her yaptığım projede bir şey öğreniyorum. Buna açık olun. Sizden daha büyüklerin, tecrübelilerin nasihatlerine açık olun. Eğitime açık olun. Ben hala iyi bir workshop'a gitmek, kendimi geliştirmek isterim. Kaç yaşına geldim, kaç yıldır bu sektördeyim. Ama öğrenmenin sonu yok. Eğitime devam edin. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ teşekkür olun. Ederim. Teşekkürler. Çok mersi. Hani bazen gözümün önüne bir perde iniyor. Aklım başımdan gidiyor. Tamam Olcay. Haber verdiğin için sağ ol. Ayaz nasıl? Gitti mi? Ah yavrum. Mahvolmuştur şimdi. Ahmet Doğu İpek'in farklı mecraları kullanarak ürettiği eserleri Arter'de sergileniyor. Biz de sizler için bu hafta başımızda siyahtan bir haleyi gezdik. Ahmet Bey merhaba, Poster'e hoş geldiniz. Öncelikle serginizden bahsedelim. Ne kadar sürede hazırladınız başımızda siyahtan bir hali? Sergi 2-2,5 yıllık bir hazırlık sürecinin devamında açığa çıktı. Birkaç defa içerik değişti, isim değişti. Uzun sürdü. Dolayısıyla 2 yıl boyunca açığa çıkmış bir sürü duygunun, düşüncenin, fikrin devamı ve ondan geriye kalanlar gibi. Tek bir anlamı, tek bir kelimesi yok. Yaşayan ve biraz konuşan ve her defa anlamını yeniden üreten bir sergi olsun istedim. Peki sergi kaç bölümden ibarettir? Kaç eser var? Saymadım desem. Çünkü çok eser var. Tek bir seri, ya yani bir seri var ve 105 parçadan oluşuyor. Dağınık işler var. Farklı teknikler var. Bir yerleştirme var, 2 video var. Kağıt üzerine çizilmiş sulu boyalar var, yağlı boyalar var. Haritalar var, elle çizilmiş. Malzemesi ve içeriği farklı zamanlarda üretildiği için ve her resmin kendi malzemesi olduğu için çeşitlilik ve farklılık var. Peki izleyiciler bu sergiden neleri bulabilir, neyi keşfedebilir size göre? Küçük şeyler, büyük şeyler değil. Neden küçük? Bir duygu olabilir bu. Ne olabilir ki? Hani bu doğası gereği sanatın gerçekle kurduğu bağ şu bu gömlek gibi değil ya da şu mikrofon gibi değil. Başka türlü bir görmediğimiz bir şey, hasıl olan bir şey. İsterim. Küçücük bir duygunun hasıl olmasını ama bunun stratejisini kurmadım, kurmam. Şu duyduğumuz ses gibi, hani bunun tarif edemiyorsunuz ya, onun gibi olursa ne mutlu bana. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Artık yaz geldi, formda kalmanın tam zamanı. Peki sağlıklı kilo vermenin sırrı nedir? İdeal beslenme nasıl olmalı? İşin uzmanına sorduk. Aslında bu olaya biraz bütüncül yaklaşmak gerekir. Yani
eğer etkili kilo vermek istiyorsak tek bir sırrı yok. Yani tam bir iyilik hali olması gerekiyor. Bu nedir? Kan değerlerimiz yerinde olmalı. Gün içerisinde yeterli su tüketiyor olmalıyız. Hayatımıza sadece diyet sürecinde değil, rutinde de bir egzersiz programı, sürekli bir egzersiz halinde olmamız gerekir. Aslında yağ yakımını hızlandırmanın birçok formülü var. Yani eğer elinizdeki mevcut liste size özgü yazıldıysa, metabolizmanıza göre yazıldıysa, yağ yakımını arttırmak istiyorsanız mutlaka gün içerisinde kafein tüketimini arttıracaksınız. Mutlaka egzersiz yapacaksınız. Protein ağırlıklı besleneceksiniz. Ve en az 2,5 litre su tüketmeniz gerekir. 2,5 litrenin altında su tüketiyorsanız listeniz ne olursa olsun ne yağ yakabilirsiniz ne zayıflayabilirsiniz. Aslında bu tek öğün beslenmenin bir ismi var. OMAD beslenme diyoruz biz buna. OMAD beslenme 23 saatlik açlık gösterir. 1 saat istediğiniz her şeyi yiyecek şekilde serbest olmanızı gösteren bir beslenme sistemidir. Ama OMAD sistemi güncel yaklaşımlar gösteriyor ki rutinde uygulamak LDL kolesterolü yükseltir. Metabolizmayı hızlandırır. Yani LDL kolesterol dediğimiz var da kötü huylu kolesterol. Bunun yükselmesini asla diyet sürecinde istemeyiz. O yüzden tek öğün beslenmek aksine metabolizmayı yavaşlatır ve normalde mesela 16 saat açlık biz rutinde öneriyoruz. Çünkü artık bununla ilgili kansere bile koruyucu beslenme olarak görülüyor 16 saat. Ama 16 saatin üstü kesinlikle zarardır. Tek öğün beslenme, 23 saat açlık asla uygulanabilir değil. Bir kere beslenmeyi iyi ya da kötü olarak, iyi besin ya da kötü besin olarak değerlendirmemek lazım. Ama ben yine de çöp besin dediğimiz besinler olduğuna inanıyorum. Neden? Çünkü un, rafine şeker, basit karbonhidratlar bizim beslenme rutinimizde, sağlıklı yaklaşımımızda ve açlık dengemizde oynuyor. Yani siz basit şeker tükettiğinizde, zaten şeker nedir? Toksin. Toksin eşittir vücudun antioksidan kapasitesinde azalma, kansere karşı eğilim. Artı basit karbonhidrat kan şekeri dalgalanmaları yaratır. Tokluk hissi isteyeyim derken artı açlık hisleriyle bir de insülin direnci yaratırsınız kendinize. O yüzden çıkarmamız gerekenler kesinlikle basit karbonhidrat, rafine şeker, beyaz un gibi tahıllar. Eklememiz gerekenler ise protein ağırlıklı beslenme, sağlıklı yağlar, detoks. Aslında vücudumuzda karaciğer organımızın kendi başına da toksinleri attığı bir işlemdir. Artı bir detoksa aslında ihtiyacımız yok. Ama karaciğerimiz bu toksinleri atarken, yani o içtiğimiz ilaçların, sigaranın, alkolün, stresin sonucunda vücudumuzda o biriken toksinleri uzaklaştırırken desteklemek gerekebilir. Yani bu nedir? Koyu yapraklı sebzeler ve kırmızı mor meyvelerle hazırladığınız o smoothie içecekleri sizin karaciğerinizin detoks kapasitesini arttırır. Detoks gerekli midir? Evet, detoks içecekleri gereklidir. Ben de listelerimle ara ara uyguluyorum. Ama artı böyle full sıvı beslenme ya da full meyve suları içmek aslında daha çok karaciğerinizi yorar, detoks yapmanızı sağlamaz. Sıradaki bölümümüz vizyondakiler. Bakalım bu hafta yerli ve yabancı hangi filmler vizyona girdi? Gerilim tutkunlarının uzun süredir beklediği bir film Masumlar. Are you here? Yeah. Scary isn't it? Eski Wout'un yönetmenliğini yaptığı film, çocukların dehşet verici gizli dünyalarına bir yolculuk yapıyor. Birini gördüm amca. İlk defa yüreğim kıpır kıpır oldu. Peki onu da kıpırdadı mı? Bilmem. Romantik filmlerle aranız nasıl? Nurettin Özel imzalı Aşk Engel Tanımaz sinemalarda yerini aldı. İmkansız dediler. Kaçın çocuklar.
Sevilmediğiniz yerde kral olmaktansa sevildiğiniz yerde uşak olun daha iyi. Biliyorum. Saklama benden ne olur. Bir şey Ömer Aslan, Kardelen Saray ve Banu Baki kuşağının başrollerini paylaştığı film, geçimini çöp toplayarak sağlayan Ömer'le tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hürrem'in hikayesini anlatıyor. Seni de beni de yaşatmaz. İşte seninkinin gerçek kimliği. Sokaklarda çöp toplayan bir soytarı. Hep yanımda mı olacaksın? Buna bir mecburiyetin yok. Senin yanında olmak beni de mutlu ediyor. Issız Ev, haftanın önemli korku gerilim filmlerinden biri. Let me show you out back and then I'll get out of your hair. The stars are insane out here. I should have brought the telescope. We need a telescope in the city. Dave Franco'nun yönettiği film, hafta sonu kaçamağı yapmak için ev kiralayan iki çiftin başına gelen korkunç olayları konu ediyor. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yine dopdolu bir posterde buluşmak dileğiyle sizlerden ayrılıyoruz. Şimdilik hoşça kalın.